Biz geçen sene ne yapmıştık? Yazın bursluk öğrencilerimizle beraber oturup güzel bir çalışma yapmıştık. Ve çalışmalarımızın karşılığını çok güzel bir şekilde almıştık. Nasıl? Öğrencilerimizin birçoğu bu kanalı takip ettikleri için ve benim söylediklerimi uyguladıkları için bursluğu kazanmışlardı. Ve şu anda çatır çatır alınlarının akını yani kazandıkları hak ettikleri parayı harcayabiliyorlar. Peki sizle de bunu yapalım mı? O zaman hadi hemen başlayalım. Motivasyon olarak düştüğünüzü bazen görebiliyorum. O yüzden de bugün sizlere bursluk sınavı ile alakalı motive etmeye çalışacağım sevgili arkadaşlar. Sene içerisinde bu tarz rehberlik ve motivasyon videolarımız devam edecek. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmadan hemen mevzuya geçiş yapalım. Sevgili arkadaşlar, sınavımız ne zaman? 21 Nisan tarihinde. Bakanlık birkaç tane önemli değişiklik yaptı mı? Evet, bunları daha önce konuştuk. Sınavdaki soru sayımız ortaokul grubu için 100'den 80'e düştü. Lise grubu için aynı şekilde devam ediyor. Peki, sizin bu sınavı kazanma isteğiniz ne? Hocam ben başarma duygusunu yakalamak istiyorum. Bunun için mi istiyorsunuz? Hocam ben şu anda verilen 1500 lirayı cebime atmak istiyorum. Bunun için mi kazanmak istiyorsunuz? Hocam ben babamdan harçlık istemeyeceğim. Artık kendi paramla bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bunun için mi istiyorsunuz? Bunları bir düşünsenize. Ve 21 Haziran'dan sonra güzel bir sınav geçirip bu bursu hak ettiğinizde alacağınız parayı düşündüğünüzde aslında motive olmuş olacaksınız. Yani hedefleri düşünmek bizim için her zaman motive edici bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Ben düştüğüm zaman, yıprandığım zaman hemen kendi hedeflerimi, hayallerimi düşünüyorum. Diyorum ki, Buğra bak senin hedefin şuydu, daha buraya ulaşamadın, çalış, gayret et, çabala. Bunun için ben öğretmen olarak, 11 yıllık öğretmen olarak bunu düşünüyorsam bunu sizler de düşünmelisiniz. Ne için bu bursu almak istiyorsanız onun için savaşın sevgili arkadaşlar. Peki şimdi ne kadar alacaksınız? Biraz da bunun üzerinden gidelim. Birazcık hesap yapalım. Geçen sene bazı taktikler vermiştim ve gerçekten uygulayanlar da varmış. Bunu etrafımdan bizzat duyduğum için söyleyeceğim sizlere. Şimdi bu sene öğrencilerimiz Ocak ayından itibaren Haziran'a kadar 1500 lira alıyorlar. Tabii ki şunu söyleyeceksiniz. Hocam 1500 lira para mı ki? 1500 lira bu ülkenin ekonomisine göre düşünürseniz çok küçük bir para diyebilirsiniz. Haklısınız. 1500 liraya hani çok büyük ihtiyaçlarınızı karşılayamayabilirsiniz. Ya da 1500 lira size yetmeyecek olabilir. Ama sıfırdan daha iyidir. Bardağın dolu yanını görmek her zaman bizim için daha önemlidir bence. Çünkü hiç olmamasından daha iyi bir miktar değil mi? Evet. O zaman bakış açınızı bu parayla alakalı değiştirin sevgili arkadaşlar. Yani en azından şunu yaparsınız. Alacağınız bir şey için birine danışmadan, birine sormadan, baba bana para verir misin, anne benim harçlığa ihtiyacım var demeden, onları sıkıştırmadan kendi kartınla gider alışverişini yaparsın. Üzerinde isminin yazdığı burs kartıyla, alnının teriyle hak ettiğin burs kartıyla. Düşünsene üstünde ismin yazıyor, gittin bankamatiğe taktın. Dedin ki benim 500 lira ihtiyacım var. Çat çektin. Sen kendin hak ettin bunu ve kendi emeğinin karşılığını çatır çatır rahatlıkla harcayabileceksin. Bursluğu kazananlar işte bunu yapıyorlar. Lütfen buraya dikkat edelim. Hatta o bursluğu kazanan öğrencilerimiz bunu yorum bölümüne yazarlarsa bu kazanmanın mutluluğu, hazzı, o parayı, emeğinin karşılığını alabilmek hazzı, mutluluğu nasıl bir şey? Onu yazarlarsa belki sınava bu sene girip kazanmak isteyen öğrencilerimiz de daha fazla motive olabilirler. Hadi bakalım geçen seneki bursluk sayfam sizlerden yorumlarınızı bekliyorum. Peki benim geçen sene verdiğim bu konuyla alakalı taktik neydi, akıl neydi sizlere söyleyeyim. Geçen sene 1014 lira civarındaydı bursluk videoları çektiğimiz süreçte. Ve birçok öğrencimiz kazandı. Kazandıktan sonra da ben şunu kulaklarımla duydum. Hatta yaşadığım yerde rehberlik yaptığım öğrencilerimden bazıları geldiler. Hocam sizin dediğinizi yapıyoruz dediler. Hatta o kişileri anneleri bana sitem etmişler. Buğra Hoca böyle böyle dedi de bizim çocuk bunu yaptı diye. Ne demiştim biliyor musunuz? Dedim ki 1014 liranın 500 lirasını harcayın. 500 lirasını her ay gram altın alın dedim. Tabii 500 liraya gram altın etmiyor ama 500 liralık gram altın alın dedim. Ve emin olun şu anda onu uygulayan öğrencilerimizin en azından 3-4 gram altını vardır. Ve o 3-4 gram altın şu anda gram yükseldiği için, altın fiyatları yükseldiği için koyduğunuz miktardan 2 katı üstüne çıkmıştır. Ve bunu uygulayan öğrencilerimiz de emin olun harcadılar. Bir üstüne de 2 katı da aslında para koydular, kenara biriktirmeye başladılar. Hatta bana
Annelerden çok fazla yorum geliyor. Hocam bursluk kazandı öğrencimiz sayenizde diyorlar. Estağfurullah diyorum. Benim sayemde kazanmadı. Kendi çalıştı, gayret etti. Ben yönlendirdim. Sizi de aynı şekilde yapacağım. Ben yönlendireceğim. Siz çalışacaksınız. Birlikte başaracağız. Sonrasında ne yaptık diyorlar biliyor musunuz? Biz çocuğun parasına, bursuna hiç dokunmadık. Hepsini gram altına yatırdık. Gram altını olarak biriktiriyoruz. Emin olun o gram altın birikecek. Birkaç sene sonra üzerine çarpı 3 çarpı 4 koyacak. O yüzden arkadaşlar bunları düşünerek bence motive olabilirsiniz. Ya da bence en kıymetlisi. Başarmak mutluluğu. Mesela bunu ben en son kendi ailemden bir örnekle sizlere aktarmak istiyorum. Benim eşim hemşirelik mezunu, orta öğretim, lise hemşire mezunu ve geçtiğimiz haftalarda benim eşimin ataması yapıldı. Aldığı puanla benim eşim bir hastaneye hemşire olarak atandı. Evet çok çalışmadı, evet çok aşırı gayret etmedi. Belki bu videoyu izleyip bana kızacak ama 1,5-2 aylık çalışmayla eşim atandı. Bakın aslında eşimin yapması gereken daha uzun süre çalışmaktı ama atandı ve emin olun biz o sonuç ekranını açtığımızda attığımız çığlığı, attığımız mutluluk kahkahalarını, döktüğümüz sevinç gözyaşlarını size anlatamam. O yüzden siz de bu mutluluk duygusunu yaşamak istiyorsanız bursluk için çalışmalarınızı hızlandırmalısınız. Artık 1,5 aylık bir süremiz kaldı. Nisan'ın 21'inde gireceksiniz. Bizim için aslında güzel de bir avantaj var ortada. Nedir bu avantaj? Tüm ünitelerden sorumlu değiliz. İlk 4 ünite, 5 üniteye yaklaşan derslerimiz var. Bakanlığın sitesine girerek konu kazanımlarınıza mutlaka bakın. Ya 4 ünite halledilmeyecek bir şey değil ki. Oturursun güzelce planlamanı yaparsın. Daha önce bursluk çalışma programı paylaştım. Oraları düzenleyerek kendine uygun bir şekilde çalışmalarını yürütebilirsin. Ve başarabilirsin. Çok zor bir şey değil gerçekten. Yeter ki istemek ve gayret etmek, bu amaç uğrunda çalışmak gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Bu videoları sadece izleyip "Aa Buğra Hoca böyle söyledi" deyip kazanamazsınız. Buğra Hoca'nın söylediği bu şeyleri uygulamanız gerekiyor. Geçen sene çok şükür bunu uygulayan birçok arkadaşımız bu sınavı kazandılar ve şu anda hak ettikleri parayı, bursu çatır çatır alıyorlar. Emin olun şu anda 1500 lira alıyorlar. Haziran'dan sonra memur maaşıyla birlikte enflasyon yükseliyor ya sürekli. Enflasyon gereğince büyük ihtimalle bize yine %40-50 zam verilecek. %40-50 sizin fiyatınız geri artacak, burs fiyatınız 2000 liraya yaklaşacak. O yüzden lütfen, lütfen, lütfen uyarılarımızı sadece dinleyip "Aa bunu yapacakmışız" deyip oturmayın. Geçin dersin başına, "Ben gerçekten motive oldum, hocanın dediklerini yapacağım, uygulayacağım" deyip artık aksiyon alın. Artık eyleme geçirin şu işleri. Geçirdikten sonra da sınava kadar bunu düzenli bir şekilde devam ettirirseniz sınavı kesinlikle kazanırsınız. Yapacağınız şeyler çok basit. Konularda eksiğiniz kalmayacak. Konularda eksiğiniz kalmadıktan sonra mutlaka soru çözümüyle bunu destekleyeceksiniz. Ve iki kaynağı kesinlikle ihmal etmeyeceksiniz. Bunu geçen videoda sizlere anlattım. O videoyu izlemeyenler de gidip izleyebilirler. 1. Bakanlığın kazanım kavrama ve beceri temelli testlerini çözmek. 2. Çıkmış soruları çözmek. Şunu 1,5 ay sağlam bir şekilde uygulayan çok rahatlıkla bursluluğu kazanabilir. Bunu yorumlarda yazacak arkadaşlarınızdan zaten sizler de okuyacaksınız. Hocam 1 aylık 1,5 aylık çalışmayla kazandım yorumlarını okuyacaksınız. O yüzden geç kalmadınız ama ihmal etmeyin, ertelemeyin. Bugünün işini yarına bırakmayın. Hemen bugünden oturun. Eğer çalışmadıysanız da bugünden sonra başlayın. Bu sınav 1,5 ayda kazanılabilecek bir sınav. Sözü daha fazla uzatmayalım. Bence anlatmak istediğim şey anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Sınava kadar biz bilgilendirme, rehberlik, motivasyon ne ararsanız hepsiyle birlikte yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hatta sınavdan sonra kart nasıl alınır, para nasıl ezilir, çatır çatır harcanır, bunlarda da yardımcı olacağız. Hiç merak etmeyin. Bana destek olmak için ve videoları kaçırmamak için abone olup bildirimler açabilir, beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.